Fakat tamam zırhlar falan da sunuyor ama bundan ziyade modumuz bunları bulunabilir hale getiriyor. Nasıl mı? Yani gidip de ki benim yaratıcı moddan bulmam gerek yok. Tek yapmam gereken size tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni bir modda karşınızdayım. Fakat tabii ki de videoya geçmeden önce eğer ki de benim gibi Minecraft'ta mod tanıdıkları video seviyorsanız bana destek adına aşağıdan kanal abone olmanız ve yandaki videoyu açmanız yeterli. Ve tabii ki de yine sizler boş bana birçok moda verdiniz Ve bu modlar arasında bugün konumuz Emre Maniş'in önermiş olduğu silah modu olmakta. Tabii ki de sadece Emre Maniş değil birçoğunuz bana silah modunu önermiştiniz. Ve ben de en yakın zamanda çekmek istedim. Ve şu anda da çekmekteyiz. Yani artık anlayacağınız modun bize sunmuş olduğu silahlarla ve daha birçok özellikle beraber artık oyunumuzda savaş yapabilir ve arkadaşlarımızla eğlenebiliriz. O zaman şimdi gelin videoya geçelim ve tamamen moddan bahsedelim. Evet dostlar başkalarında gördüğünüz gibi bazı önce söylediğimiz gibi konunuzun silah mod olduğunu söylemiştik. Artık bu mod sayesinde oyunumuza sadece silah da eklenmeyecek dostlar. Neden mi? Çünkü kullanabileceğimiz ek bomba gibi ve daha birçok araç da eklenmekte dostlar. Bununla birlikte moda zırhlar da dahil. Evet gerçekten de modu size farklı zırhlar sunmakta. Ki bunlarla da kendimizi koruyabilir ve daha iyi bir savaş deneyimi yaşayabiliriz. Burada anlatmakla olmaz. O zaman gelişimde kurulmak geçelim. Ve sonrasında koddan bahsedelim. Fakat tabi ki kuruluma geçmeden önce eğer ki kurulumdan sonra yaşarsanız açıklamada bırakacağım linkten kumada tabi çıkan anlattığım videoya girebilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz. O zaman şimdi gelin bu modu Minecraft'a kuralım. Burada ise silah modunu kurmak oldukça basit olacaktır. İsterseniz bu modu oyunda yeni yaşarak İsterseniz de daha önce uçmuş olduğunuz videoyu kurarak oynayabilirsiniz. Tamamen simse kalmış. Ben burada sıra bu silah modunu göstermek için oyunumda daha önceden video oluşturmuştum. Ve bu dünya düzenleyerek göstereceğim. Dünya düzenleme aylarında tabii ki sizler burada bulunan dünya adını ve modunuzu isteğiniz web tamamen size kalmış. Bizim için burada en önemli olan kısım her zaman olduğu gibi denemeler sıkıntısı olmakta. Bu modun çalışabilmesi için ise burada bulunan tasarruf özellikleri, özel biyomlar ve son olarak da diğer modifikasyon bilgileri seçeneklerini açmanız yeterli olacaktır. Sonraki aşamada ekran tercih da bulunan kaynak paketleri ve davranma paketleri işimiz olacak. İlk öncelikle buradan kaynak paketlerine giriyoruz. Tabii ki sarı çıkma vermiş olduğum linkten bu modu indirdiğinizde paketler menüsünde en üstleri alacaktır. Sonrasında benim yaptığım gibi buradan paketlerimizi seçip Minecraft Bedrock paketini etkileşmeniz yeterli. Sonraki aşamada yine bu işimi daha önce baktasınız yapmaktasınız? Buradan da yine paketlerimizi açıp paketi bulup devam etmeniz yeterli. Evet efendim kurumumuz bu şekildeydi. O zaman şimdi gidin dünyaya geçelim ve tabii ki de moddan bahsedelim. Sizler de oyunuz da silah deneyimi yaşamak ister misiniz? Yanıtınız evetse bu mod tam size göre. Birçok zırh ve silah kullanmak istiyorsanız bu videoyu izlemeye devam edin. Evet dostlar şu anda envanterimde gördüğünüz gibi bazı araçlar bulunmakta. Ne demiştik videonun başında modumuz sadece burada bizde silah sunmuyordu ve daha birçok kullanımcımız ek araç sunmaktaydı. Zaten bunları değineceğiz. Fakat değinmeden önce ilk başta silahları nereden alacağımızla başlayalım. Silahları almak için tek yapmamız gereken burada envanterimizdeki ekipman menüsünü bulmak. Bakın şu anda ekipman menüsünde bana sunmuş olduğu tüm silahları görebmekteyim. Tabii ki silahlar arasında en bilindik silah olan Scarlet'e de bulunmakta. Gerçekten de Scarlet e silahını birçok alanda kullanmaktayız ve birçok oyunda da gerçekten işimizi görüyor. Fakat tabii ki de Scarlet e silahını tek aldığımızda ne yapmamız gerekiyor bizim? Mermisini almamız gerekiyor. Yani şu anda Scarlet'i e aldım ama sadece 30 mermiye sahibim. İşte burada da modumuz sadece silah kendisine eklemekte kalmayıp mermisini doldurmak için mermisini de sunuyor. O zaman gelin şimdi mermisini ve silah kendisini alarak nasıl dolduracağımıza ve nasıl kullanılacağına gelin birlikte bakalım. Evet şu anda silahımızı incelemeye geçtik. İlk başta ateş etmekle başlayalım. Bakın şu anda ateş ettiğimde silahın altında cam barının bulunduğunu görebiliyorsunuz. Bu neyi temsil ediyor? Tabii ki de mermimizi temsil etmekte. Şu anda bakın yarısına kadar düştü ve yaklaşık şu anda 25 mermimiz kaldı. Peki diyelim ki ben bunu ateş ettim, ateş ettim, ateş ettim, ateş ettim. Sıfıra indirdim. Ne yapacağım? Bakın şu anda ben burada bana uyarısını çıkardı, çıkardım. Mermi boş diyor. Ne yapacağım? Tabii ki de az önce aldım. Mermiyi kullanmaktayım değil mi dostlar? Fakat tabii ki de burada merminin kullanımı biraz daha garip. Burada silah mermisini doldurmak için bu mermiyi kalkan kısmına koymanız gerekiyor. Biraz garip gelebilir ama bu şekilde bir mantık oluşturulmuş. Şu anda bakın kalkan kısmına koyduğumda ve boş silahla boş bir yere tekrar ateş ettiğimde mermimin dolduğunu ve tekrar kullanabilir hale geldiğini görebilmektesiniz. Tabii ki de dostlar bu silah doldurma ve kullanma mekaniği her birinde aynı. Ben şu anda Scarlett'e de bile göstersem tüm silahlarda aynı mantık bulunuyor dostlar. Sizi burada hangi daha çok kullanmak isterseniz seçebilir ve yeni mermisini kullanarak da tekrar doldurabilir ve yine kullanabilirsiniz. Şimdi biz burada biraz daha farklı araçlardan bahsedelim. Silahlar zaten birincil ve çoğunlukla bildiğimiz şeyler. Ama burada modun tek ayrılan özelliği şu. Bombalar ve farklı zırh gibi araçlar sunması. Fakat tamam zırhlar falan da sunuyor ama bundan ziyade modumuz bunları bulunabilir hale getiriyor. Nasıl mı? Yani gidip de illa ki benim yaratıcı moddan bulmam gerek yok. Tek yapmam gereken etrafta bulunan evlerden yararlanmak olacaktır. Bakın şu an hemen önümde Minecraft'ın değil de modun sunmuş olduğu evi görebiliyorsunuz. Şu anda ben buradaki loot evlerine girersem buradaki evlerdeki sandıklardan farklı lootlar elde edebilirim. Mesela buradaki sandığa açtığımda bakın yine modun sunmuş olduğu farklı bir eşyayı burada görebiliyorum. Gerçekten bu evler sayesinde PUBG gibi etrafta evler bulabilir ve bunlardan olup çıkarabiliyorsunuz ki bence bunun da eklenmesi mükemmel olmuş. Loot elde edilebilen evlerden de bahsettiğimize göre şimdi geldik modun sunmuş olduğu farklı bir özelliğe. Bu özellik ise bakın etrafta bulunan böyle dönen rozetler. Bu rozetler dostlar sizlere hem mermi hem de silah verebilmektedir. Gerçekten de bazen çok değerli eşyalar verebiliyorlar veya bazen hiçbir şey vermiyor biliyorlar. Yani bunu kısaca bir şans bloğu gibi de düşünebilirsiniz. Böyle savaş alanlarında toplanıp bunları toplayarak kendinizi güçlendirebiliyorsunuz anlayacağınız. Hemen bir deneyelim. Mesela bakın şu anda ben bu rozetin üzerine gelirsem bana ya zırh verecek ya bir silah verecek ya da bir mermi verecek. Kullan butonuna bastım ve bakın şu anda bana şu anda zırh gibi ve yine ağrı kesici gibi birçok ek özellik verdi. Bu arada zırh demişken de şu anda sağ taraftan çıkan karttan Minecraft'ta çıkmış olan zırh moduna gelebilir. ve o videoyu da izleyebilirsiniz. Gerçekten de modun sunmuş olduğu zırhlar mükemmel özelliklere sahip. Ben de tavsiye ederim. Bulut bize zırh verdi değil mi? İşte burada ben anlıyoruz mod bizlere zırh sunmakta dostlar. Tek yapmamız gereken bu zırhları için burada zırh bölümlerine dokunmak olacaktır. Bakın şu anda kafalığa geldiğimde modum bana sunmuş olduğu zırh kafalığını ve yine burada farklı kategorilere girdiğimde modum bana sunmuş olduğu tüm zırhları görebilirim. Tabi ki bu zırhlar sayesinde hem kendimi koruyabilir hem de diğer saldırılardan daha güçlü bir şekilde çıkabilirim. Zırhlardan da bahsettiğimize göre şimdi modun sunmuş olduğu bazı ek araçlardan bahsedelim. Sargı bezi, enerji içeriği gibi araçlar. Zaten bunlar PUBG'den de alça geldiğimiz bazı araçlar. Peki gel gelelim kullanımına. İlk başta burada sargı beziyle başlayalım. Sargı bezini kullanmak için tek yapmamız gereken yemek olacaktır. Tabii ki yediğimizde yine PUBG'deki gibi belli bir can barımızı doldurabiliriz. Bundan ziyade de burada enerji içeceğimiz de bulunmakta. Enerji içeceği sayesinde hem kalp kazanabilir hem de biraz daha hızlanabiliriz. Tabii ki bu etki biraz daha kısa olsa da gerçekten can kurtarıcı olabiliyor bazı durumlarda. Mesela ne yapıyorum? İşte bakın şu anda yenilenme fikrini kazandığımı ve belli bir hız ulaştığımı görebiliyorsunuz. Evet dostlar bu modda bu şekildeydi. Peki sizler beğendiniz mi? Ya beğenmediğiniz özellikler oldu mu? Bunları da yorumlarda yazarsanız çok severim. Bana soracak olsanız bence modun sunmuş silahlar ve zırhlar mükemmel bir şekilde tasarlanmış. Hem de işte bakımından mükemmel bir şekilde çalışmaktalar. O zaman bu videonun yavaştan sona girelim. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları videoyu sevseniz. Ondan aşağıdan kanala abone olmanız. Yandaki bildirimleri açmanız yeterli. O zaman diğer moduyla görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.